TV1 ekranlarında mutlu akşamlar. Yeni bir Spor Kolik programı ile sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de Kayserispor ile başlıyoruz. Malum Kayserispor milli aradan önce Ankara Gücü'ne deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Bir milli araya gidilmişti. O süreçte de Kayserispor o süreci iyi değerlendirdi ve ilk maçında Rizespor'u 3-1 mağlup ederek Kayseri'de bir çay keyfi yaptı diyebiliriz. Mehmet Yan yine devleşti. 3 gol atarak, hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. Yine Kayseri Spor'u sırtlamış oldu. Ali Çamlı'nın ve Recep Uçar'ın açıklamaları mevcut. İlerleyen dakikalarda onları da dinleyeceğiz hep birlikte. Ama daha öncesinde konuğuma dönmek istiyorum. TV1 Spor Müdürümüz Faruk Aydemir bizlerle birlikte. Faruk Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız efendim? Biraz önce söyledin ya, güzel bir çay keyfi yapıldı evet. Diye. Onları biz de yaptık tabii ki. Kayseri Spor muhteşem futbolla, muhteşem 3 golle ve muhteşem 3 puanla haftayı kapatmış oldu. Tabii ki ondan öncesi de var, ondan sonrası da var. Konuşacağız. Evet, dediğimiz gibi bir çay keyfiydi. Yine Kayserispor'un ilk maçıyla Rizespor'la başlıyoruz. 3-1 mağlup etti Kayserispor. Faruk Bey 3 golde Mehmet Yam'dan geldi. Evet, isterseniz şöyle başlayalım. Rize maçları her zaman zor olur. İçeride, dışarıda, nerede olursan olur, kupada. Çünkü çok başımıza bela olmuş bir takım Rizespor. İyi hatırlıyorum. Hem alt ligde hem süper ligde. Maça geldiğimizde evet zorluk derecesi inanılmazdı. Ama iyi oynayan, önde, arkada, orta sahada baskı uygulayan, nereye, nasıl müdahale edeceğini iyi bilen bir Kayserispor vardı. İlk dakikalarda bunu gördük. Tabii ki futbol bir kişinin oynanmıyor. Oradaki sahadaki 11 kişine oynanıyor. 11'i de muhteşemdi. Şöyle ki Tiam'ı söyledin. 3 gol attı. Yıldızlaştı. Elbette ki Kayserispor'un vazgeçilmez bir ismi. Buna da geleceğiz. Ama şöyle bir genel olarak baktığımızda Kayserispor'un Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyeti aslında 6-1 de olabilirdi. 7-1 de olabilirdi. Şöyle. İlk yarı 1-0. Kaçan goller, atılan tek gol, soyunma odasında mutlu giden bir Kayserispor var. Tabii bu arada da seyirciler, taraftarlar futboldan oldukça zevk aldı. İkinci yarıda bambaşka yine Kayserispor. Yine önde baskı uygulayan, defansı sağlam tutup orta alanı daraltan bir Kayserispor vardı. Nitekim iki penaltı, ikisinde de Mame Tiham gole çevirdi. 3 gol oldu. Rakip takım Rizespor tek golle Kayserispor'a geldi. Ama Kayserispor'un böyle bir şeysi vardı. Rahatlığı vardı. Nasıl? Tiham'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonlar vardı. Atamadığı pozisyonlar vardı. Bir başka deyişle kalecinin kurtardığı pozisyonlar vardı ki eğer onlar da gole çevrilseydi Kayserispor bu maçta 6-1 ya da 7-1 gibi sonuçta, tarihi bir sonuçta ayrılacaktı. Ama bu da muhteşem bir sonuç. Güzel bir maç oldu. Atmosferi yüksek bir maç oldu. Keyif verdi. Eksiklerini milli arada iyi değerlendirmiş. Bir de burada şöyle bir şey var. Ramazan Civelek, parantez açalım. Onun varlığı, yokluğu hissedilmedi. Daha doğrusu Ramazan'ın takıma katkısının olmadığını da gördük bu maçta. Eğer Ramazan oynasaydı, uzun zamandır forma giymeyen Cardoso yine yedek olsaydı belki farklı olabilirdi. Yine Kayserispor zorlanabilirdi. İşte burada bir futbolcunun değeri ortaya çıkıyor. Profesyonelliği ortaya çıkıyor. 3 haftadır Ramazan Civelek, burada da söyledik. Olmuyor, oynamıyor, oynayamıyor ifadelerini kullandık. Bu doğruydu. Recep Hoca nihayet bunu görmüş. Kızağı çekmiş. Yani yedek oyuncuydu. Elbette bu tür futbolcuları kaybetmekten ziyade kazanmak çok önemlidir her takım için. Ramazan geçen sene Türkiye Kupası'nda biliyorsunuz Fenerbahçe'ye atmış olduğu golle Kayserispor'u finale yükselten bir isimdi. Tabii ki futbolcular zaman zaman böyle durgunluk geçirebiliyor. Mesela Tiam 3 gol attı ama 3 golde 4 golde kaçırdı. Evet. Bunları da bilmek lazım. Elbette bütünlük önemliydi.
Kardeşlik önemliydi burada ve futbolun F'sine kadar oynayan oyuncular önemliydi. Bunu kalesinden defansına, stoperlerine, orta sahaya, hücum hattına hepsini birleştirdiğimizde Kayserispor buradan istediği futbolu sergiledi. İstediği sonucu 3 gollü almış oldu. Muhteşem bir oyun dedik ya, abartmıyoruz. Ama bu şöyle bilinsin ki bu sadece bir maçtı. Ne maçı? Rize Spor maçıydı. Daha çok 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 önemli maçlar var. Daha gelelim bakalım neler var neler. Hani derler ya, dur bakalım bugünün yarın ne olacak diye. Evet. Yani bizim temennimiz elbette Kayserispor'un bu aşkıyla, bu futbol sevdasıyla, bu arma sevdasıyla oynamış olduğu, sergilemiş olduğu futbolu üyedi devam ettirmesidir. Her zaman çıtayı yükseltmesidir. Ya biz bu hafta kardeşim iyi oynadık. O bir hafta bizim böyle belki iyi oynamama lüksümüz de vardır düşüncesine sahip olursanız geriye adım atarsınız. Tabii ki. Takımların, özellikle Anadolu takımların kendi rakiplerine, kendi rakiplerinden almış olduğu puan ve puanlar çok önemli. Gerek içeride gerekse dışarıda. Bu da Rize Spor maçı çok önemliydi. Evet. İçeride kaybedilmeyen bir maçtı. Öyle oldu. Sen maça gittin. Evet. Evet. Atmosferi gördün. Çok güzeldi. Orada mesela seyircinin ve taraftarın da baskısını gördün. Çok önemlidir. Tabii ki. Yani futbol seyir zevkinin 12. ismi taraftar ve seyircidir. Evet. Onların baskısı, onların tezahüratları çok önemlidir. İşte bütünleşme dedim ya, A'dan Z'ye, masöründen malzemecisine, teknik direktörüne, yönetimine ve seyirci ve taraftarı bütün olduğu sürece Kayserispor'un sırtı özellikle ve özellikle altını çiziyorum, Kayseri'de yere gelmez. Tabii dediğiniz gibi biraz şöyle aslında, oynanan oyuna bağlı olarak taraftar da mutlu oluyor. Maçta Kayserispor oldukça güzel oyun ortaya koydu. Taraftarda da bir bayram havası vardı açıkçası. Takımla beraber hücuma kalkıyor, desteğini veriyor. Savunma yaparken de aynı şekilde hızlıklayarak rakip takımı etkisi altına almaya çalışıyordu. Bu da dediğiniz gibi aslında 12. adam rolünü taraftar çok güzel yapıyordu. Her zaman milli aradan sonra Kayserispor'un işi çok zor oluyordu. Tedirginlik yaratıyordu. Neden? Baktığımızda geçtiğimiz maçlarda milli aralardan sonra Kayserispor bir türlü toparlanamıyordu. Hani dedik ya, bu milli arada futbolculara izin değil, çalışma şekli yaratılmalıdır diye. İzimizin yok kardeşim. Milli arada işte yeni gelmiş oyuncular ne zaman, bugün değil de ne zaman bu takıma adapte olacak? Ne zaman ısınacak ya da ne zaman verimli olacak? Bunlar da tartışılıyor. Tabii. İşte gün o gündü. İki gün ya da bir gün izin kullandıktan sonra bu takım tesislerde iyi çalışma yaptı. Rize Spor'u zaten gözüne kestirmişti. Bu maçtan biz mutlaka 3 puan alacağız parolası vardı. Bunu gerçekleştirmek için de o sahada basmadık yer kalmayacaktı. Onu yaptılar. Yani Recep Hoca'nın birebir yapmış olduğu sistemi de ayak uydurdular. İşte o zaman da güzel futbol oluyor. Evet. O zaman güzel sonuçlar geliyor. O zaman güzel goller atılıyor. Yani bir kişiyle de değil. Hepsi inanılmaz mücadele etti sahada. Tabii ki bireysel hatalar var mıydı? Zaman zaman her takımda olduğu gibi Kayserispor'da da vardı. Birebir adam kaçırma sistemini sanırım tesislerde iyi çalışmışlar. Rizespor maçında savunma, özellikle savunmadaki hatalar göze çarpıyordu. Onlar bir nevi giderilmiş oldu. Orta sahadaki boşluklar giderilmiş, yani görülmüş bunlar. Çalışılmış taktiklerle birlikte eğer siz uyguluyorsanız, işte sonuçta böyle güzel konuşuluyor. Sonuçta hepimiz mutlu oluyoruz. Sonuçta 5 çay değil de 3 çay olmuş oluyor. Rize Spor'u buradan 3 golle Kayserispor göndermiş oldu. Anadolu kulüpleri şöyle bir düşünceye sahip. Ya biz evet, Kayserispor zor günler geçiriyor. Gerek maddi, gerek manevi yönden biz bu fırsatı kullanabiliriz düşüncesi vardı. Ta sezonun ilk başından beri bu böyleydi. Hani transfer yasağı, bilmem evet, bir şey, maddi imkansızlık falan üst üstüne gelince biz bu takımdan, Kayseri'den puan ya da puanlar alırız mantığıyla geliyorlardı. İşin aslı öyle değilmiş demek ki. Her şey çözülüyormuş.
yönetim bu işin içindeymiş. Adamlar helal olsun kardeşim ya. 60 tane, 70 tane dosyayı temizledi. Kayserispor'u bir refaha çıkardı. Çok zor bir süreç. Önünü açtı. Kolay değil ya. Yani bir Rizespor maçından bıraktık kenara onu. Şöyle geçmişe baktığımız zaman bu takımın zorluklarını bilmeyenler de vardır. Ya sahaya çıkınca oynanacak zannediliyor. Ama buradaki beyin, buradaki düşünce farklı yerlerde olduğu zaman bedenin orada olur. Ama düşünce fikrin başka yerde olduğu zaman verimli olamazsın. Bu rahatlık sağlanmış demek istiyorum. Yani artık demek ki neymiş, sorun kalmamış. Mutfakta her şey var. Çok şükür her şey var. Aşçısı da var. Artık bu saatten sonra Kayserispor'un özellikle yine söylüyorum. Kayseri'de sırtı yere gelebilecek düşüncesine sahip değilim artık. Ama ileriye baktığınız zaman herkes, yani her takım Rizespor gibi değildir. Kaçırdığın pozisyonlara şöyle bakacaksın. Değerlendiremediğin pozisyonları tekrar tekrar inceleyeceksin. Ya biz bunu neden değerlendiremedik? Peki atamazsan atarlar düşüncesi var mı? Var. İşte bunları her zaman hesabı kitabını elinde bulunduracaksın. Yoksa seni değil Rizespor, burada hangi takım gelirse ham eder, bitirir, ısırır, yok eder. Gerçekten öyle, çünkü siz olumlu olumsuz güzel eleştiriler yapabiliyorsunuz. Durumlar iyi olmadığı zaman eleştiriyorsunuz, güzel sonuçlar alınca da güzel olarak hak ettiği karşılığı veriyoruz. Şimdi baktığımızda Beşiktaş karşılaşmasından sonra Recep Uçar oyunculara 2 günlük bir izin vermişti. Evet. Onu oldukça eleştirmiştiniz. Şimdi bakıyorum bir milli ara vardı. Bu milli ara çok iyi değerlendirilmiş aslında. Değil mi? Milli ara uzun. Evet. Yani ama Recep Hoca mutlaka planında şu vardır. Ya ben bu oyuncuları bir an önce kazanmam lazım. Bunlardan verim almam lazım. Bunun için yani işte 15 günlük periyot içerisinde 2 gün olabilir, 3 gün olabilir yani. Ama bundan sonra yani rahatlık vermemesi gerekir. Çalışmalardan kendilerini soğutmaması gerekir. Antrenmanlara da bakıyorum görüntülerde filan. İnanılmaz mutluluk var. Sevinç var. İşte bu tablo da stada yansırsa, o sahaya yansırsa sonuç böyle olur. Hepimiz mutlu oluruz. Hepimiz çay keyfini böyle yaparız. Arkamıza yaslanırız. Tekrar tekrar o maçı izleriz, keyif alırız. Ama farklı bir konuşma olsaydı burada, sonuç farklı tabii olsaydı ne yapacaktık kardeşim? Burada ne Recep Hoca kalırdı, ne futbolcuların huzuru kalırdı, ne yönetimin huzuru kalırdı. Ya elinizde her şeyi yapmışlar, imkanlar verilmiş. 7 yıldızlı, 8 yıldızlı bir tesise sahipsiniz. Muhteşem bir stadyum var. Seyirciniz, taraftarınız öylesine. Bundan sonrası da size düşüyor. Paranızı alıyor musunuz? Zamanında alıyorsunuz. Vermişler adamlar. Bildiğim kadarıyla maaşlarını, aylık ödemelerini yapmışlar gününden öncesinden. Biz de artık hakkımız değil mi ya? Güzel bir maç izlemek. Şöyle yaslanıp gerek stadyumda, gerek evimizde, gerek başka yerde yaslanıp izleyemeyecek miyiz? İzleyeceğiz artık. Biz bunu istiyoruz ya. Geri geldi. Uyanan dev uyandı, geri geldi diyelim o zaman. Sadece Rize maçıyla demiyorum. Görünüş hat iyiye gidiyor. Takımın kadrosu da muhteşem. Tabii ki yeni transferlerle özellikle. Muhteşem kadroya sahip. Yani kuruluşu, zemini muhteşem. İşte hani bir inşaat yaparsınız. Zeminini sağlam tutarsınız. Aynı bu zemin de Kayserispor'un zemini böyle. Sapasağlam. Bunu değerlendirmek de hem oyunculara bağlı hem teknik direktörün sistemine bağlı. Uyum içerisinde eğer en ufak bir şeyde huzursuzlukta inanın domino taşı gibi yıkılır bu. Tabii. Hepsi birden gider. Tutması da kolay olmaz. Ardı ardına yenilgi gelir. Ardı ardına huzursuzluk devam eder. Bunu böyle tutmaları gerekir. Hocanın elinde aslında bu biraz da. Tabii ki. Aslında şöyle bir şey var. Emre'cim, teknik direktör Recep Uçar konusunda tedirginliklerim var. Hala var. Ben kadro olarak demiyorum. Kadro sapasağlam. Ama teknik direktör Recep Uçar konusunda hala ben
tedirginliğin devam ettiği gibi önümüzdeki haftalarda eğer bu takımı, çünkü kaliteli bir takım, tabii, kaliteli futbolculardan oluşmuş, idare edemezse, sistemi oturtturamazsa sallantıya girer. Geçenlerde bir internet sitesinde okudum Rıza Çalınbay'ın açıklamalarını. Recep Uçar'dan önce Rıza Çalınbay'a teklif verilmiş. Birkaç takım da vermiş ama sanırım Rıza Hoca işte transfer yasağının olduğundan dolayı gelmek istememiş. Elbette kendi bileceği iş ama Recep Hoca konusunda verilen kararın aceleci davrandığını düşünüyorum ama yönetime de hak veriyoruz. Çünkü teknik direktörsüz bir takımı idare etmek de çok zor olsa gerek. Kararlar neticesinde işte Kayserispor'un oluşmuş yapısı bozulmadan böyle devam edecek. Peki az önce belirttiniz, Recep Uçar biraz acele verilmiş karar dediniz. Şimdi o süreçte Çağdaş Atan'ın antrenörleriyle birlikte gittiğini biliyoruz. Evet. Takımda takımı sırtlayabilecek bir teknik sorumlu yoktu. Şimdi Kayserispor kendi teknik sorumlusunu, hocasını çıkartamıyor mu? O süreçte Recep Uçar'a gitmeden önce o boşlukta bir teknik sorumlu, Kayseri'nin kendi içinden çıkan bir hoca olsaydı belki daha iyi olabilir miydi? Hemen şöyle bir örnek verelim. Askeriyede bir hazır kıta olur, biliyor musunuz? Hazır kıta vardır. Herhangi bir küçük olayda ya da herhangi bir değişimde hazır kıta devreye girerdi. Burada futbolda öyle bir şey yok. Mesela sen ekibinle beraber geliyorsun. Anlaşamadın, gitmek istiyorsun ve ansızın çekip gidiyorsun. Ekibin de onunla beraber gidiyor. Teknik direktör sayısında bir hayli fazla olduğu için Türkiye'de, yani her yerde teknik direktör var. Şu an yanılmıyorsam 9 tane teknik direktör Süper Lig'de görevden ayrılmış bulunmakta, değil mi? Evet. Çoğu tekrardan başka takımlara anlaştı falan derken böyle oluyor. Ama yerini hemen doldurmak için aceleci davranıldığı zaman zararı hem kulüp hem yönetim hem Kayseri ya da başka bir şehir çekebiliyor. Burada yanılmak istemediğim bir nokta var. Yani keşke Recep Hoca beni yanıltsa, bizi yanıltsa yani. Böyle devam etse, ya ben hatalıyım. Evet, hatalı konuşmuşum. Kabullendirim yani. Ya sabırlı olmak gerekiyor. Ya vakiti böyle baktığımız zaman önümüzdeki maçlardaki performansına bakmak gerekiyor. Kayserispor'un vakti aslında yok ama elde bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Yarın teknik direktör görevinden ayrıldı ya da gönderildi diyelim. Örnek veriyorum. Şu an itibariyle Kayseri'ye gelmek isteyen çok teknik direktör vardır. Niye? Yönetim işi çözdü. Evet. Yönetim sorunları kaldırdı ortadan. Transfer yasağı kaldırıldı ortadan. Futbolcuların parası verildi zamanında filan işte vesaire vesaire. Bu durumda belki eski hocalar gitmeyecekti. Sen de gelirsin bir teknik direktör olarak. O da gider, o da gider. Ya Kayserispor bir markadır ya. Değeri fazladır yani. Bu şehrin takımıdır. Armasında Erciyes vardır yani. Bundan dolayı hepimiz sahip çıkmalıyız. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu da yarın da sahip çıkmalıyız ya. Böyle birçok kişi işte başkan hakkında, yönetim hakkında dırıvırı sözler söylüyor. Ya bir futbol adına bir konuşma yaptıkları yok. Futbolu övdükleri yok. Kayserispor'u övdükleri yok. Ne olmuş? Şu şöyle yapmış da bu böyle yapmış da. Sana ne? Sen futboluna bir tane bak. Kayserispor'un durumuna bir tane bak. Adamlar 60 tane, 70 tane dosyayı temizlemiş. Evet. 2-3 tane dosya kalmış. O da sorunsuz dosyalar. Takım bayağı iyi gidiyor. Maşallah iyi gidiyor. Buna alkışlayacağın yerde dırıvırı yapmanın ne anlamı var? Ha, destek olunması gereken bir durum. Herkesin destek vermesi gereken bir durum bu. A'dan Z'ye ne olursa olsun ya. Bu saatten sonra kim gelse ne başarı yapacak yani? Tabii ki. Yönetim değilse ne olacak yani? Hadi teknik direktör gitse ne olacak? Futbolcunun beşi kaçta ne olacak yani? Yeri dolmayacak mı? Evet, dolacak. Öyle ya da böyle dolacak. Şampiyon mu olacak takım? Olmayacak.
Yani orta sıralarda temennimiz düşmeden bu ligi tamamlamasıdır. Yani. Evet. Hepimizin de bununla destek vermesi gerekiyor. Rize Spor'da herkes birbirini kucakladı. Herkes birbirini tebrik etti. İşte budur ya, dostluk, kardeşlik, futbol budur yani. Anlamsız konuşmalara anlam da verilmiyor. Başarılı olan bir takımı eleştirmek gerçekten yanlıştır. Burada niyet farklı sanırım. Niyet farklı tabii ya. Ortada bir yani gözle görülüyor ya. Görmüyorsan bile birileri anlatabilir sana. Duymuyorsan birileri fısıldar sana. Var bu başarı var yani. İster kabullen ister kabullenme. Nereni yırtarsan yırt. Başarı var var. Tabii. Yönetimin başarısı var. Takımın başarısı var. Var da var. Seyircinin, taraftarın başarısı var. Bundan dolayı da aslında fazla kulak asmamak gerekiyor ama sinek vızırtısı işte. Gereken yanıtları da zaten bazıları veriyor, bazıları alıyor. Nitekim de Kayserispor'un her şeye rağmen geçmiş olduğu büyük dağları aştıktan sonraki bu durumu alkışlamak gerekiyor. Tabii. Alkışlıyoruz, alkışlayacağız. Yanlışı var mı? Yok. Elbette. Yanlış olduğu zaman söyleyeceğiz. Başarısını nasıl söylüyorsak, nasıl alkışlıyorsak, yanlışı da kardeşim şu yanlış. Oyun sistemin yanlış. Sen şu futbolcuyu neden hala görmeden oynatıyorsun? Deriz. Dedik de. O takımın iyiliği için. Cibelek. Bu futbolcuyu kardeşim dinlendir. Oynatma. Takıma destek vermiyor. Zarar veriyor. Oyuncuların hakkını gasp ediyor. Çalıyor dedik yani. Taraftarla da arası bozuluyor bu süreçte. Yani her şey olur. Çünkü neden? Taraftar ıslıklıyor. Evet. Görüyor orada. Hocayı uyarıyor. Çıkar bu oyuncuyu diyor. Hoca da ne yaptı? Dersini aldı. Defterine yazdı. Ramazan'ı ilk 11'e almadı. İdeal bir kadro sürdü sahaya. Böyle olur. Alışacak. Kayserispor'un ağırlığına, kalitesine alışmalı. Peki dedik Kayseri Spor çok güzel bir çay keyfi yaptı. Bu çay keyfindeki şekerleri de Tiam 3 golle attı diyebiliriz. Oldukça Kayseri Spor'u bu yıl, bu sezon sırtlıyor. Çünkü baktığımızda milyon eurolar kazanan Icardi'nin peşinden giden bir Mame Tiam var. Tiam gibi oyuncu her takıma lazım. Her Anadolu takıma lazım. Evet, biraz tuzlu, biraz fiyatı yüksek ama kaliteli isim. Görüyorsunuz. Tiam'ın Kayseri Spor'a geldikten sonraki ısınması, şehre ısınması, takımına ısınması çok çabuk oldu. Yani profesyonel bir oyuncu. Bakıyoruz diğer yeni gelen oyuncularla kıyasladığımız zaman işte hala alışamadıklarını görüyoruz. Gerek şehre gerek takıma hala bir ayak uyduramadılar. Bu belli. Ama Tiam öyle değildi. Fenerbahçe'den gelen bir isim biliyorsunuz. Daha önce Kasımpaşa'da oynuyordu. Evet. Gerçekleri söylemek gerekirse Tiam gibi iki tane daha oyuncun olursa muhteşem bir Kayserispor olur. Ama bir tane yetiyor mu? Evet yetiyor. Rize maçında 3 tane gol attı, ikisi penaltıdan. 3 tane daha atabilir miydi? Evet. Atabilirdi. Karşı karşıya kaldı, atamadı. Karşı karşıya kaldı, atamadı. Yani onları da değerlendirseydi Galatasaraylı futbolcu Icardi'ni göz kırpmıştı gol krallığı yarışmasında. Şu an kaç golü var? 8 diye hatırlıyorum. 8 golü var. Yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Evet. Yani bunları da gerçekten bilmek gerekir. Tiam bir büyük olarak, bir ağabey olarak, takımın babası olarak takımı iyi değerlendiriyor. Yani iyi idare ediyor. Kendine verilen görevi hem yapıyor hem de paylaşım yapıp yaptırıyor. Asist de yapıyor. Evet. Gol de atıyor. Birebir adam kaçırmada muhteşem ara pasları var biliyorsunuz. Tiam gibi bir oyuncuya sahipsen Kayserispor hele hele istediği toplara ulaşırsa Tiam her hafta gol atar. Çok takımın canını yakar. Kayserispor'u da başarıdan başarıya götürür. Yeter ki böyle devam etsin. Tabii. Yeter ki huzursuzluk olmasın işte.
Bu futbolunun yanında aslında taraftarla da arası çok iyi Mehmet Yaman. Ben Rize Spor maçına gittiğimde 3 gol atmış olduğu formayı istese hatıra olarak saklayabilirdi ama maç sonunda taraftara atarak hediye etti. Taraftarla arasındaki bağ da oldukça kuvvetli çünkü her maç sonunda Tiam ayrıyeten çağrılıyor. Taraftarla diyalogları çok çok yerinde. Böyle olunca aslında biraz şey, Mehmet Tiam'a biraz Kayserili olmuş havası gelmiş gibi. Tiam alıştı. Yani ekmeğine alıştı, suyuna alıştı, havasına alıştı, futboluna alıştı, sarı kırmızı formaya alıştı, seyircisine alıştı. Alıştı işte, verimi arttı. Ne ekersen onu biçersin derler ya. Evet. İşte Tiam da o tip oyunculardan. Ayağı yere iyi basan bir oyuncu, kafayı iyi kullanan bir oyuncu, yetenekli. Ondan dolayı da Tiam'dan ders alacak çok oyuncu var. İşte diğer oyuncular da Tiam'dan gerçekten ders almalı. Yeni transferler olsun, mevcut oyuncular olsun. Baktığımızda Tiam takımı adeta biraz tecrübesiyle de dediğiniz gibi babalık yapıyor. İşte yeni gelen transfer Bahoken, baktığınızda Ramazan. Aslında Tiam'ı burada kullanmaları gerekiyor. Ondan tecrübelerinden, futbolundan bir şeyler kapmaları lazım ki kendileri ve Kayserispor'a bazı kazanımlar kazandırabilsinler. Başarılı bir futbolcu dahi kendisinden daha çok başarılı olan futbolcudan bakmalı, örnek almalı. Kesinlikle. Teknik olarak çalmalı. Ben de bunu yaparım demeli. Gözü açık olacak işte. Antrenmanlarda bunu uygulamalı. Yani birçok futbolcu da bunu yapıyordur. Ama Tiam da bunu kendisi söylemeyecek. Takım arkadaşları Tiam'a bakarak ya Tiam nasıl yapıyorsa biz de bunu yapabiliriz düşüncesine sahip olması gerekiyor. Rize maçında da dedik ya Tiam muhteşemdi diye. 2-3 tane daha oyuncu Tiam'la birlikte bir değil 3 güçle oynasaydı daha farklı olacaktı. Bazı konularda yalnız kalıyor. Zaman zaman başka maçlarda tek forvet olarak Tiam çıktığında çok yalnız kalıyor. Evet. Arkadan gelen uzun toplara müdahalesi tek eteklerde falan ağır kalıyor. Eğer sağdan ve soldan Tiam'a destek verilse daha farklı olabilir. Her yerde oynuyor. Ceza evet. Sahası içerisinde zaten gol makinesi. Kesinlikle. Yani kaçırması evet her maçta da böyle olacak değil. Her maçta da 3 gol atacak değil. Her maçta da 3 gol kaçıracak değil. Tiam değişik bir oyuncu. İstediği zaman yapabilen bir oyuncu. Ama istemediği zaman da bir durgunluk döneminde de kimse Tiam'ı sahada da olsa oynatamıyor. Evet. Hangi teknik direktör olursa olsun çaresiz kalıyor yani. Bazı oyuncular da var. Evet. Bazı oyuncular da var. Cardozo. Kayserispor'un yan vazgeçilmez bir oyuncusudur. Bakın Rize Spor maçında. Oyundaki yeteneğini gördünüz. Evet. Alan daraltmaları gördünüz. Asistini gördünüz ki yani kaleyi gördüğü zaman şut çekebilen bir oyuncu. Değişik bir yapısı var aynı Tiam gibi. Bu ikili muhteşem. Bırakmaman lazım. Bırakmamak lazım. Hatta Başkan Ali Çamlı gelecek sezonun hazırlığı içerisindeki bir futbolcu var. O da Tiam. Sözleşmesini uzatması gerekiyor. Çalışmalarını yapması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki Tiam'ı tabii ki biraz ağır bedelli. Yükü ağır ama anlaşma zemini bulunursa Tiam'la yeniden imza atılabilir. Çünkü 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Sözleşmesi uzatılırsa muhteşem olacaktır. Kesinlikle. Bir şekilde 2 ya da 3 transfere gerek yok. Forvet'te Tiam yeterlidir Kayserispor'a. Çünkü takımı tanıyor. Bir sezonda oynaması gerekir. Ama işte fiyat konusunda anlaşma yapılması da şart. Çünkü şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Döviz bazında para aldığı için de yüklü miktarda ortaya para çıkıyor. Bundan dolayı da yönetim mutlaka buna da bir çare bulacaktır ve Tiham'ı kaçırmadan imzasını attırması gerekiyor. Ki orada bazı yönetimin feragatlar etmesi gerekiyor. Çünkü oraya Tiham'ın yerine alacağınız herhangi bir oyuncunun tutma ihtimali Tiham kadar yüksek değil. Takımı biliyor,
takımdaki diğer arkadaşlarını biliyor, taraftarla bütünleşti, şehri tanıyor. Yani o bölgede en yüksek verimi Tiam'la alabilecek. Alıştırmak kolay evet. değil. Yani bir futbolcuyu Kayserispor'a getirip de oynatmak, alıştırmak, ısındırmak kolay değildi yani. Tiam alıştı. Her evet. şeyse hazır. Gol makinesi gibi atıyor. Takımı sırtlıyor. Daha ne olsun? Yönetimde eli, kolunu, kafasını, ayağını taşın altına koysun. Bu futbolcuyu bırakmasın. Kesinlikle. Bu futbolcuyu bırakmamalı yani. Evet. Kayserispor evinde kaybetmiyor. Oldukça güzel bir istatistiği var Kayserispor'un. Bu noktada hem taraftarla bütünleşerek hem Kayseri'de kendi şehrinde güzel sonuçlar ve güzel oyunlarla sonuçlar elde edebiliyor. Yani Samsunspor'u 2-1. Evet. Gaziantep'i 2-0. Başakşehir'le 0-0. Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Evet. Evet, evinde kaybetmeyen bir Kayserispor var. Taraftarı, seyircisi, yönetimi önünde muhteşem oynayan bir Kayserispor var. Kaybetmesin. Kazansın. İçerideki maçları kaybetmek çok şeyi kaybetmek demektir. Mutluluğu kaybetmektir. 3 puanı kaybetmektir. Maddi açıdan kaybetmektir. Seyirciyi üzmektir. Taraftarı üzmektir. Kayseri şehrini üzmektir yani. Sadece bir maç kaybetmiyor. Bunu toparlaması güç oluyor. Zor oluyor. Ya dışarıdan 1 puan ya da 3 puan getirdiğin zaten altın tepside getiriliyor. Dışarıdan istersen 1 puan getir. Çok iyi puan. Kesinlikle. 3 puan yerine geçer yani 1 puan. Deplasmanda alınan sonuçlar her zaman çok önemlidir. Ama içerideki maçlarda kaybetme lüksün Kayserispor'un yok. Böyle oldu. Böyle oluyor. Devam edecek. Tabii. Kaybetmeyecek ya. Desteğin tam destek. Her şeyin yerli yerinde. Oynayacaksın, kazanacaksın ya. Bu namın, bu şeyinde sürüp gidecek böyle. Diyecekler ki ya Kayserispor evinde kaybetmiyor. Takımlar titreyecek senin önünde Kayseri'ye geldiğinde. Fikirleri değişmiş olacak. Evet. Biz onların fırsatını kollayalım değil de ya biz Kayseri'ye gidiyoruz ama çok zor bir deplasman. Daha temkinli oynayalım. Temkinli oynayalım. Zor bir maç, kaybetmeyen bir takım karşısında oynayacağız falan derken tedirginlik oluşturur. Yani Kayseri yani. Deplasmanı diğer takımlar için zor bir deplasman haline geliyor. Elbette yani daha önceki yıllar gibi. Yani nasıl desem transfer döneminde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Kayserispor'a imza atmak için çok kişi devreye girerdi. Önemli futbolcular. Ligde oynamış oyuncular, gurbetçi oyuncular, birçok oyuncu Kayserispor'da forma giymek için can atardı. Yani herkesten imza atılmazdı. Her futbolcuyu Kayseri'ye getirmezdin. Seçici davranılırdı. Yani şimdi baktığımızda evet Kayserispor'un o yapıya hala sahip değil ama futbol adına evet Kayseri'ye gittiğimiz zaman biz zorlanacağız. Yani kolay bir maç değil diyecekler evet. ve diyorlar. Bunlar böyle olmalı. Yoksa eğer pasif durumda olursan, Anadolu bir Anadolu kulübü değil de sanki bir alt ligde, Süper Lig ekibi değil de bir alt ligde mücadele eden bir takım gibi karşılanırsan moralin bozulur senin. Tabii ki. Yani karşındaki takım senden üstün olarak görünürse, sen ondan halbuki daha üstün olduğuna rağmen şevkini, zevkini kırarsa o iş çok tehlikeli. Aslında sezon başında Kayserispor'a böyle baktılar. Hem transfer yasağı hem mevcut kadrosunun fazla derin olmamasından ötürü Kayseri deplasmanı diğer kulüpler için kolay gördüler. Ama böyle olunca ne yaptı? Kayserispor aslında onları bu şekilde cezalandırmış oldu aldığı oyun ve sonuçlarla. Ne dedi? Ben hem sahada yenerim hem masada yenerim. Tüm dosyaları temizlerim. Ben Kayserispor'um dedi. Çıktı aslanlar gibi kükreye oynuyor. Kesinlikle. İşte. Büyüklüğünü i̇şte gösterdi. Bu ya. Kayserispor'dan beklenti budur. Biz yani içimiz acır. İçimiz sızlar Kayserispor'a en ufak bir şey olsa. Ki düşen bir takımın tekrardan ayağa kalkması kolay değildir. Kolay değil, imkansız gibi bir şeydir. Hele Kayserispor'un.
İyi düşünmek gerekir. Kayseri şehrinin Süper Lig'de bir takımı var. Kayseri halkının takımı. Ya bunu da böyle bilmek gerekir ya. Her şekilde destek olması gerekir. Maddi, manevi, güzel sözlerle destek olması gerekir. Eğer güzel söz söyleyemiyorsan susmasını bileceksin. O da bir destektir. Tabii. Ortada fol yok, yumurta yokken çıkıp ortaya da vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş demek takıma zarar vermez. Destek olmuyorsan köstek de olmayacaksın. Bir şekilde yani insanları da anlamak mümkün değil ya. İnsanları anlamak mümkün değil yani. Kesinlikle öyle. Burada Samsun Spor'u yeniyorsun iyi oyunda. Tabii. Gaziantep Spor'u iyi oyun olmasa dahi 2-0 yeniyorsun. Evet. Ardından Başakşehir biliyorsun Çağdaş Atan'ın takımı. Evet. Şu an düşme pudasında bulunan bir takım. Onunla berabere kalıyorsun. Olabilir. Çünkü o maçın atmosferi daha farklıydı. Tabii ki. Rize Spor'da 3-1 yeniyorsun. Ve daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Böyle devam etsin. Tabii ki. Temennimiz, niyetlerimiz hep o yönde. Fark Bey, dilerseniz Recep Hoca maç sonunda neler söylemiş? Yönetmenimden rica edelim. Eğer hazırsa Recep Hoca'nın açıklamaları. Geliyor. O sırada biz Recep Hoca'nın kendini maç sonunda... Hazır mı? Tamam. Evet. Herkese merhaba öncelikli olarak. Bu milli takım arası sonrasını açıkçası ben, oyuncularım, ekibim yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Bunun çok çok sebepleri vardı. Çünkü transferin son günü tahta açılmış. Birkaç oyuncu aramıza katılmış ve sakatlıkları ben geldiğimde de devam eden çok sayıda oyuncumuz vardı. Gerek onların iyileşmeye başlaması, yavaş yavaş aramıza katılması bu haftayla beraber. Biraz da yeni transfer ettiğimiz oyuncuların adaptasyon sorununu alıp fiziksel eksiklerini gidermesi açısından bu milli aradan sonra başlangıcı yeni bir başlangıç olarak görüyorduk. Bundan dolayı da burada alacağımız ilk iç sahada galibiyet bizim için çok değerli. Bundan dolayı en başta bugün sahada kazanma arzusu, isteğini ortaya koyan, taktiksel disiplinin iç dışına çıkmayan oyuncularımı en başta yürekten kutluyorum. Maçı kısaca gelirsek, çok istek arzuyla başladığımız bir ilk yarı. Gole kadar kaçırdığımız iki net pozisyonu var. Gerek Ali ile gerek Tiam'la. Sonrasında gol bulduk. Belki 10 dakikalık o gol sonrası bölüm, biraz daha geride kaldığımız bölüm. Ama ikinci yarıya da aynı arzu istekle başlayıp penaltıya kadar da aslında Ali Ton'la tekrar net gol kaçırdığımız bir oyun. 2-0'dan sonra belki bizim adımıza olumsuz olabilecek bir şey. Golü çok çabuk yememiz, 5 dakika içinde golü yememiz ister istemez rakibin direncini birazcık arttırdı. Ama gene de her ne kadar tedirgin olsak da sakin kalmayı oyuncular içeride becerdi. Neticesinde de son dakikalarda Tiam'la bulduğumuz golle bu sezon 3 gol atarak kazandığımız ilk maçı oldu. Belki 3 gol attık. Kaçırdığımız net pozisyonlarda baktığımızda 4-5 tane net pozisyon kaçırdığımız bir oyun. Ama neticesinde alınan Rize Spor gibi şu ana kadar belki ligin en flaş ekiplerinden biri, 14 puan toplamış Rize Spor ekibinden 3 golle alınan net galibiyetten dolayı tekrar tebrik ediyorum oyuncularımı. Bugün bize ciddi destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Onların desteğini artarak ihtiyacımız var. Deplasmanlarda daha çok puan getirmemiz lazım. Hatay maçında da onların desteğine şimdiden ben çağrı yapıyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Umarım bundan sonraki süreçte dediğim gibi gerek katılan arkadaşların gerekse sakat oyuncularımızın da daha iyileşerek aramıza katılmasından sonra bu başlangıcı, bunu bir başlangıç alıp bundan sonrasında hem oyun anlamında hem puan anlamında inşallah yukarılara doğru inmeyen bir Kayseri Spor izletmek de benim en büyük arzum olacak ekibimle, oyuncularımızla beraber. Onun dışında da İlhan Hoca'ya, ekibine, Rize Spor'a bundan sonraki maçta başarılar dilerim. Celtilmence güzel bir oyun oldu onlar adına da, bizim adımıza da. Onlara da canı gönülden başarılar dilerim. Recep Hoca'nın açıklamaları bu şekildeydi. İlk yarı ve ikinci yarı istekli ve arzulu başladığını belirtti hoca. Tabii yukarılardan inmelerini düşünmediklerini, sürekli yukarıda kalmayı hedeflediklerini belirtti. Taraftara da ayrıyeten teşekkür etti Faruk Bey. Recep Hoca'nın açıklamaları bu şekildeydi. Hoca 4-5 tane net kaçan pozisyon vardı
dedi. Evet, 4 ya da 5 net pozisyonlar vardı. Özellikle Tiam'la yakaladığı pozisyonlar vardı. Burada Ali Karimi'den de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sık sık sakatlık geçiren bir oyuncu. Geldiği günden beri sakatlığı bir türlü geçmeyen bir oyuncu. Sakatlığı geçtikten sonra takıma ilk 11'e girdikten sonra da saha içerisinde de korkak bir oyun sergiliyor. Yeniden sakatlanma korkusu yaşıyor olsa gerek ki çok tedirgin bir futbol ortaya koyuyor. Birebir pozisyonlarda çok geride kalıyor. Yani ben yeniden sakatlanacağım diye fazla pozisyona da aslında girmiyor. Bu oyuncuyu bir türlü Kayserispor kazanamadı. Yani Ali Karimi iyi oyuncu, kaliteli oyuncu ama bir türlü istenilen oyunu da her maçta sergileyemiyor. Son maçta ben de beğenmedim. Zaman zaman evet iyi oynadığı maçlar da var. Ama Rizespor maçında Ali Karimi ismine layık bir oyun sergileyemedi. Bunun eksikliğini de takım arkadaşları kapatmış oldu. Recep Hoca'nın da 14 puanlı Çaykur Rizespor'u 3-1 yenmelerinin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Elbette puanlar kolay kazanılmıyor. Tabii. Sahada kazanılıyor. Kimse sana gel kardeşim şu 3 puanı verelim demez. Oynamazsan burada Rizespor gibi başka maçlarda mağlup olabilirsin. Futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Berabere kalmak da var. Her zaman dediğimiz gibi iyi oyna, yenil. İyi oyna, berabere kal. Ama umut ver. Umutsuzluğa kimseyi kaptırmayacaksın. Recep Hoca toparlamış. Bazı sorunları toparlamış. Bu milli ara iyi geldi. Tam zamanında geldi, ilaç gibi geldi. Milli ara olmadan Ankara Gücü maçından sonra moral bozukluğu ile Rizespor karşısına çıksaydı Kayserispor belki bu kolay bu sonuçlara ulaşamayabilirdi. Bu oyun olmazdı en azından. Bu oyun belki olmazdı. Belki bu sonuç da olmazdı. Milli ara tam zamanında geldi ki yani tüm sorunları ortadan kaldırdı. 3 puanla geldi. Hem Recep Hoca'yı kurtardı bir şekilde öyle diyeyim. Hem de futbolcular kendine geldi. Ankara Gücü mağlubiyetinden sonra kendine gelmiş oldu. Güzel bir galibiyet. Deplasmanda çok puanlar getirmek gerekir. Evet, bunu her teknik direktör ister. Her futbolcu deplasmandan bir ya da üç puanla dönmek ister. Olmuştur da, geçmişe bakın Recep Hoca. Kayserispor deplasman Fatih'i de olmuştur. Tabii ki. İçeride oynayamadığı maçları dışarıda muhteşem oynayarak kazanmıştır. Bu böyle ilk değildir yani. Tabii ki. Elbette kurulu düzeni götürmek zor olmasa gerek. Gerek içeride, gerekse dışarıda. Her şeyiniz var dedik ya, yapacaksınız artık. Kazanacaksınız. Ha, deplasmanda iyi oyna da yenildi ya, ne yapalım? Adamlar oynadı, direkten döndü, penaltıyı atamadı, işte hakem hataları vardı, şu vardı, bu vardı diyebiliriz. Ama gidip de işte yenilgiyi baştan kabullenip de deplasmandan, işte biz deplasmanda oynuyoruz, seyircimiz az ya da yok, rakip takımın seyircisi çok, baskı altındayız filan gibi bahanelerle olursa bu iş yürümez. Tabii. Deplasmandan yani bir puan, hiç puanla dönemezsin. İşi sağlam alacaksın, sağlama. Bu futbolcuların birlik ve beraberliğini bozulmasına müsaade edilmeyecek. Zamanında gereken neyse maaşlarda işte alacaklar, verecekler, zamanda yapılacak. Oynatamazsın, oynamazlar. Bir huzursuzluk içeriye girdi mi biter. Tabii. Gruplaşma ortaya çıkar. Vay ona verdin, vay buna vermedin, bilmem bir şey oldu. O ortada bir dedikodu dolaşır. Bunların önüne geçmek için de işte Rizespor'daki oynanan futbolu devam ettirmek de deplasmanda da aynı şekilde sonuçlarla dönmek bunlara bağlıdır. Deplasmanda şu an yanlış hatırlamıyorsam sadece iki mağlubiyeti var Kayserispor'un. Biri Beşiktaş mağlubiyeti, diğeri ise Ankara Gücü mağlubiyeti. Tabii o maçlarda da oldukça kötü performans sergiledi Kayserispor.
ilk deplasmanıydı Beşiktaş. Recep Hoca'nın. Ya zor maçtı yani. Evet. Zor maçtı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı mücadele etmek zor maçtı. Ankara Gücü sürpriz miydi peki? Ankara Gücü şöyle bir şey var. Emre Belezoğlu'nun ilk maçıydı. Emre Belezoğlu'nun birçok teknik direktör ilk maçında içeride oynuyorsa galip gelebilecek yeteneğe sahip. İstatistikler onu gösteriyor. Hangi takımda teknik direktör değişikliği yapılsa o takım o takımın teknik direktörü galibiyeti alabiliyor, ilk galibiyetini. Nitekim Recep Hoca da aldı. Tabii ki. Ankara Gücü maçı da talihsizlik olabilir. Bir hoca değişikliği yapıldı. Ondan dolayı da çok fazla büyütmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bu bir toparlama süresidir. Tabii. Daha da iyi olacağı düşüncesi sahip olması gerekir herkesin. Maçlar ard ardına geldiği zaman, sıraladığınız zaman gözünüzde büyük olabilir. Ya bugün bu hafta işte Hatay'la oynayacak Kayserispor. Hatay Spor ne yaptı? İşte Fenerbahçe karşısında mağlup oldu. Ama muhteşem oyunu var. Gol yeseler dahi maçı bırakmıyorlar. Tabii ki 4-2 mağlup. Gol atıyorlar. Tekniği yüksek oyunculara sahip. Hatay deplasmanı bana göre Rize'den daha da zor olacak. Kesinlikle. Yani. Çünkü Hatay günümüze baktığımızda ligin namağlup ekibiydi Fenerbahçe'ye evet, kadar. Kesinlikle. Namağlup ekibiydi Fenerbahçe'ye kadar. Kayserispor nasıl Beşiktaş'a mağlup olursa normal karşılamak gerekiyor. Hatayspor da Fenerbahçe'ye mağlup olursa normal karşılamak gerekiyor. Ama bir Kayserispor, Hatayspor, bir başka deyişle Hatayspor, Kayserispor maçına baktığımızda iki güçlü ekip diyeceğiz. Kesinlikle. İkisinin dengesi aynı. Şartları ama Kayseri'nin daha da iyi. Tabii. Biliyorsunuz yaşanan deprem sonrasında Hatay Spor'da işte büyük bir dağılım olmuştu. Futbolcuların birçoğu gitmişti, biri hayatını kaybetmişti. Teknik direktör, teknik ekipten biri hayatını kaybetmişti falan derken moral bozukluğuyla moral bozukluğunu üzerinden atamayan bir takım vardı. Ama ona rağmen lige muhteşem başladılar. Tebriği çok güzel hak ediyorlar gerçekten. Yani muhteşem oyunu, renkli takım görüntüsü var Hatay Spor'da. Kolay bir lokma değil. Kesinlikle. Peki iki denk gücün karşı karşıya geleceği bir maç. Üç ihtimalli bir maç. Ne olacağı belli olmaz. Peki o maça şey diyebilir miyiz? Recep Hoca'nın asıl sınavı Hatay Spor karşılaşması olabilir mi? Ya sınav olarak değerlendirmekten ziyade yani bu bir ders. Derste sınav, sınava gidiyor. Geçerse geçer. Kalırsa da orada kalmayacak yani. Recep Hoca geri buraya gelecek. Elbette. Takımın başında olacak ve ilerideki haftaları çalışacak. Ama oyunla bunu anlayabileceğiz. Ya şöyle bir şey var. Çok küçümsemek istemiyorum. Yani nitekim de Kayserispor'un başındaki bir teknik direktör. Tabii ki. Hatayspor'un başında da Volkan Demirel var. Yılların Fenerbahçe kalecisi. Yani Volkan Demirel mi, Recep Uçar mı teknik direktörlük konusunda üstün? Baktığımızda Recep Hoca daha da üstün görünüyor. Tecrübe olarak öyle. Recep Hoca teknik direktörken Volkan Demirel kaleciydi mesela. Evet. Buna baktığımız zaman bizim şansımız daha fazla gibi görünüyor ama her şey teknik direktörle bitmiyor. Dedim ya, Hatay Spor'un kadrosu çok sağlam. Kayseri Spor'unki de sağlam ama onlar gibi bir tık daha önde gibime geliyor. Tabii. Bundan dolayı da Hatay Spor'un tehlikeli futbolcularını Recep Hoca'nın iyi analiz etmesi gerekir. Kesinlikle. Hangi futbolcuyu nasıl durduracağını, hangi futbolcuyla durduracağını çok iyi çalışmaları gerekir. Eğer Cuma akşamı Kayserispor Hatay'dan güle oynaya dönmek istiyorsa bunları mutlaka uygulamaları gerekir. Kesinlikle. Hatay'da evet, en son maçı hatırladığımda Kayserispor Hatay'da şölen yapmıştı. Farklı sonuçla Kayseri'ye dönmüştü. Demek oluyormuş. Ki o zaman da Hatay Spor çok renkli bir takımdı. İyi bir takımdı. Üst sıralardaki bir takımdı. Ama Kayseri Spor ondan üstünmüş ki farklı kazandı geldi. Neden olmasın? Neden kazanmasın?
Neden Recep Hoca bir daha orada Kayserispor'u şölen havasına döndürmesin? Tabii. Güle oynaya neden dönmesinler? Hiçbir sorun yok. Tertemiz bir Kayserispor var. Öyle değil mi? Kayserispor'un bunu yapabilecek gücü de oldukça var. Çünkü baktığımızda sezonun ilk maçı olmasına rağmen Galatasaray'dan o büyük bütçelerle kurulan Kayseri Galatasaray'dan puan almış bir takım Kayserispor. O oyuncular yine var. Kağıt üstünde her ne kadar baktığınızda Hatayspor biraz ağır basıyor olsa da Kayserispor'un ben oldukça puan ya da puanlarla döneceğini düşünüyorum Hatay'dan. Tabii ki futbolcuların aynı Rize maçında ortaya koydukları performansı Hatayspor karşısına koyarlarsa başa baş bir mücadele olur. Sen Rize'den hoca dedi ya 4-5 net pozisyonumuz var. Evet. Kullanamadık diye. Sen Hatayspor karşısında onu yakalasan daha ne? Tabii. Hatay karşısında 3 gol atsan daha ne? 4 tane net pozisyon bulup da atamazsan tamam eyvallah deriz ya. Kesinlikle. Çetin bir takım. Sağlam bir takım. Kale gibi bir takım. Yani onu Recep Hoca mutlaka biliyordur. Bakıyoruz geçmiş maçlarına bir bakın ya. Geriye düşse dahi bırakmayan bir ekip. Ya biz bu maçı çevireceğiz diyor adamlar. Bırakmıyorlar yani. İşte böyle olduğun zaman sen de diyeceksin kardeşim tamam Hatay deplasmanı zor. Hani dedik ya onlar onu konuşturabiliyor. Yani Hatay deplasmanın zor olduğunu onlar artık belirtmiş, ortaya koymuş. Biz de Kayserispor'da kolay bir takım değil. Hangi takım olursa olsun. Deplasmanda. Evet. Mücadele eder. Yapar. Başarır bunu. Ama yenilebilir. İyi futbol oynar, yenilebilir. Ona da kimsenin sözü olmaz. Tabii ki. Ama bu maç biraz futbolda, aslında şöyle. Futbolda var böyle. Tabii ki. Fenerbahçe'de yenilebilir. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yenilebilir kardeşim ya. Tabii. Ondan da fazla büyütmemek lazım. Ama tabii kesinlikle ki gönlümüz Kayserispor'un Hatay'dan güzel bir sonuçta dönmesidir yani. Kesinlikle. Her puan altın değerinde oradan gelecek tabii aslında. Tabii ki. Bir puan bile iyidir orada. Kesinlikle. Şöyle tüzük değişikliğiyle oy birliğiyle kabul edildi Faruk Bey. Ne oldu hakkında tüzük değişikliğinde? Evet, dinleyelim. Futbol yasasının tüzük değişikliği yapıldı. Yapılması gerekirdi daha önceki haftalarda. Yani geçen hafta yapılacaktı. Çoğunluk sağlanamadığı için cumartesi gününe kalmıştı. Orada da gerçekleştirildi. Elbette artık Kayserispor Futbol Kulübü de Kayserispor AŞ olarak geçecek bundan sonra. Oy birliğiyle kabul edilen ve orada aslında salonda çok önemli ifadeler kullanan başkan Ali Çamlı vardı. Yönetmenimize de söyleyelim eğer harzıza evet, birazdan geçelim. Sayın Başkan burada mesajı netti. 60 taneyi aşkın dosyayı temizledik dedi. Hazırsa bir izleyelim isterseniz. Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Bütün Türkiye kamuoyunun önünde vermiştir. Ve başta Sayın Bakanımız ve şehrimizin medarı iftiharı Mehmet Özaseki Bakanımız olmak üzere Hulusi Akar Paşa'mız, değerli valimiz ve her şeyden benim için çok daha önemli olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'a ve MHP Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'a huzurlarınızda bu şehrin bu değerini yüceltmek için hiçbir mesai mefhumu gözetmezsizin vermiş oldukları destek için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. En büyük alkış onların olsun. Çünkü bunu hak ediyorlar arkadaşlar. Gittiğimiz yol, yürüttüğümüz süreç hakikaten o kadar sıkıntılı ve meşakkatli ki ama hiçbir gün ne telefonuma ne şahsıma kayıtsız kalmayan saymış olduğum değerli büyüklerimize gerçekten yürekten sonsuz teşekkürler. Değerli arkadaşlar, inanın şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Ben bu görevi aldıktan sonra bu meşakkatli yolun çilesini
şurada oturan yiğitler için çektim ve çekmeye de devam edeceğim. Artık şunu herkes bilsin. Ben dedi ki demiş ki ile veya o onu demiş bu bunu demişle ilgili hiçbir cevap verme aziyetine de düşmeyeceğim. Ben kimin ne dediği değil, bizim ne yaptığımız önemli mantığıyla hareket eden bir karakterim. Benim yönetimim de, ben de, bize bu görevi tevdi eden büyüklerimiz de bizden bunu bekliyor. Biz icraatlarımızla konuşulmak istiyoruz. Kayseri Spor'u taşıdığımız yerle konuşulmak istiyoruz. Aksi takdirde söylenenlerle, dedikodularla zaman harcayacak veya o kıymetli vakti orada öldürecek hiçbir aziyet içerisine de düşmeyeceğiz arkadaşlar. İsteyen istediği kadar konuşabilir, sabahlara kadar konuşsunlar. Yukarıda Allah şahittir. Bu kulübün bir damla suyuna zarar verdirmemek için gecemizi gündüzümüze kattık, çaba sarf ediyoruz. Bizim ne yaptığımızı kamuoyu da biliyor. Bize bu görevi tevdi edenler de biliyor. Kayseri Spor sevdalıları da biliyor. Herkes biliyor. Onun için bunları hiç geriye dönük işte o onu demiş, bu bunu demiş, o onu yapmış, bu bunu yapmışa girersem gerçekten benim konuşacağım o kadar çok şey var ki. Bu kulübe yapılan o kadar kötülük var ki. Ama ben burada bunları anlatmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde bunu hukuk çerçevesinde her türlü Kayseri Spor'un haklarının savunulacağını ve hakları konusunda gerekli işlemlerin yapılacağını da buradan Kayseri kamuoyuna ilan etmek istiyorum. Burası Beytülmal'dir arkadaşlar. Bu Beytülmal'e sahip çıkmakta Allah'a inanan ve gönlünde Allah korkusu olan insanların asli görevidir. Onun için lütfen herkes konuşurken ne konuştuğuna, hareket ederken nasıl hareket ettiğine baksın, ona göre konuşsun, yazsın, çizsin. Çok da aslında bunları artık konuşmanın da bir gereği kalmadı. Ben Kayseri Spor'un son dönemde yaklaşık 60 tane sorunlu dosya kapatmış olmanın onur ve gururunu yaşayan bir başkan olarak huzurlarınıza çıktı. Başkan Ali Çamlı'nın kongredeki açıklamaları bu şekildeydi. Biz icraatlarımızla Kayseri Spor'da yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz dedi Faruk Bey. Evet, orada çok ince mesajlar vardı. Çok göndermeler yaptı. Çilesini çektim. Herkes bilsin. Şu onu demiş, bu onu demiş. Bana ne diyor ya? Kim ne konuşsa konuşsun. Birilerine söylüyor ama. Birilerine gönderiyor burada. Adamın konuşmasında 60 tane dosya en önemli mevzu. Sorunlu dosya ya. Transfer yasağını getiren dosyalar bunlar. Düşünsene. 60 dosyada 60 bir isim. 60 tane futbolcu. Bu 60 futbolcunun her birinde bir avukat, bir de menajer var. Ne yapıyor? 60, 120, 180. Hesap yap, kitap yap yani. Bunları bir araya getirmek. Bunlarla oturup konuşmak, dosyaları kapatmak kolay olmasa gerek. Adam diyor ki ya yani isteyen istediği şeyi konuşabilir ama ben 60 tane dosyayı kapatmanın gururunu yaşıyorum diyor. Biraz da serzenişte bulunuyor gibi. Siz kimsiniz ki diyor birilerine. Ne konuşursan konuş. Ne olacak diyor yani. Beni bilen biliyor diyor. İşimizi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette Sayın Ali Çamlı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bayağı yıprandı. Bayağı zorlandı. Çilesini çekti diyor ama şu an başarıyla birlikte bu çilenin de ortadan kalktığını düşünüyorum. İsteyen istediği gibi konuşsun diyor da yine birilerine gönderiyor. Evet, bazı konular var. Oraya isim olarak girmedi ama karşı tarafa da söylemek istediği cümleleri net ifadeler kullanarak söyledi. Sonuçta Kayseri Spor'un tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Sayın Başkan Ali Çamlı'nın destek aldığı genel kurulda alkışlar yükseldi. Bunu görmek lazım. Sevgi vardı. Bunu görmek lazım.
kim ne demiş, şu şunu demiş, bu bunu demişten ziyade gerçekler vardı ki bunu da herkes biliyor. Kimin nereye neyi götürmek istediği, hangi konuları bulaştırmaya çalıştığını da herkes biliyor. Ali Çamlı da Sayın Başkan da bu işe girmedi. Kısa net ifadeler kullanarak cevabını vermiş oldu, mesajlar vermiş oldu. Her şeyden önemlisi dosyaların tamamının bitmese bile 60 tane dosya dedik ya, sorunlu dosya, onları kaldırmaktı, onları bitti. Geride sanırım 3 ya da 4 dosya varmış. Onlar da transfer yasağına, yeniden yasağının nedeni olabilecek bir dosya. Onlar da kısa zaman içerisinde kalkmasını umut ediyoruz. Çünkü transferi yapmış bir Kayserispor var. Futbolcularına imza attırmış Kayserispor var. Paralarını ödenmiş, borçları ödenmiş, çalışanların maaşını vermiş bir Kayserispor var. Yani transfer tahtası tekrardan kapansa bile transfere ihtiyacı olmayan bir Kayserispor. Tabii. Ki bu sezon sonuna kadar artık böyle devam edecek. Mecbur. Bu ligi bu futbolcudan götürmek, bu futbolcularla götürmek zorunda. Başkan da bunu biliyor. Bunun bilincinde transferler yapıldı. Hani nokta atışı derler ya, bu böyle yapıldı. Bundan dolayı da sıkıntının olacağını ben düşünmüyorum. Olsa dahi dosyalar zaten 60 tane dosyayı temizleyen, sorunlu dosyayı temizleyen bir yönetim 3-4 tane dosyayı gözü kapalı kapatır. Yani gözü kapalı o sorunu çözer diye düşünüyorum. Her şeyden önemlisi Kayserispor'un yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer başarısıdır. Tabii. Yani bir genel kurulda dahi nizam, alkış, huzur varsa bu işte kulübe yansıyor, başkana yansıyor, başkan futbolculara yansıtıyor derken böyle devam ediyor. Kimsenin bu takıma takımın huzurunu kaçırmaya da hakkı yok. Böyle bir hak kimsede yok. Peki ben şeye değinmek istiyorum. Kongrede açıklamada başkan yorgun gibi geldi bana. O zor süreçte yıprandı mı acaba Başkan Ali Çamlı? Ya kolay değil ya. Ben birkaç kez görüştüm. Hem yüz yüze görüştüm, hem telefonda görüştüm. Evine gidemediğine de şahit olduk yani. Tabii ki zor, kolay değil. Düşünsene, akşama kadar 5 tane sana bir dosya versem, şunlar kapanacak desem, kaç gün sürer? Tabii ki. Yani gece gündüz devam eder yani. Çünkü bir kişiyle, iki kişiyle olacak bir iş değil yani. Oraya git, buraya git, şu sorunu çöz, şu parayı al, şu parayı götür, o parayı kapat, şu bankayla konuş, eski borçlar geliyor, onu kapat derken sadece dosyayla ilgili değil. Evet. Ufak tefek borçları da bir araya getirdiğin zaman devasal borçlar oluyor. O birikmeleri de bitirmiş olsa gerek ki biraz hem yorgun hem de mutlu bir Ali Başkan gördük. Tabii ki duaları da yetiyor. Zaten Ali Hocam bu işin uzmanı, biliyor işini de, hem duasıyla hem futbol bilgisiyle bu işi götürecek. Genel kurulda şöyle bir baktığımızda daha önceki genel kurullara kimsenin hakkı gitmesin. Bu bir tüzük değişikliği, bir yönetim değişikliği falan değil yani. O haber çıktığında insanlar biraz şaşırmıştı. Tabii ne oluyor Kayserispor'da? Tabii ki. Yani bana çok kişi söyledi. Arayan da oldu yani. Durumu izah ettim. Bu bir seçimli genel kurul değil. Bu bir tüzük değişikliği. Zorunlu bir tüzük değişikliği. Ondan dolayı da yönetim falan değişmeyecek diye söylemiş olduk. Gerçi çoğu futboldan anlayan, futbolu bilen, Kayserispor'u bilenler biliyor ama bilmeyen normal bir vatandaş ister istemez ya hayırdır. Bu ne genel kurulu, olağanüstü genel kurulu varmış, yönetim mi değişiyor, bilmem bir şey diye. Burada bir bilinmemezlik oldu ama ayrıntısında günler öncesinden kendilerini ifade etmiş olduk. Evet, gelelim Cuma günü dedik ya, ne var? Hatay Spor maçı var. Evet, asıl sınav gibi aslında biraz. Rize Spor'un galibiyet mutluluğu artık bırakılmalı. Ayaklar artık yere basmalı. Hatay Spor'un deplasmanda Hatay Spor'la oynanacak olmanın zorluğu düşünülmeli. Öyle bir plan olmalı ki bu plan birebir uygulanmalı. Ya biz bunu yeneriz
Recep Hoca der ki ya çocuklar siz bunu yaparsınız başarırsınız. Benim takımım, benim çocuklarım bunu başarır. Güzel bir böyle çalışmayla, tesislerdeki çalışmayı da göz önüne getirdiğimde olabilecek bir kabiliyete layık Kayserispor. Yani galibiyetle ayrılabilecek yeteneğe sahiptir hepsi. Hatay Spor'sa Hatay Spor kardeşim. Hangi takım olursa olsun. Değil mi? Tabii bunu daha öncesinde gördük. Hem Galatasaray'a hem Başakşehir'den puan almayı bilen bir Kayseri Spor vardı. Yine aynı oyuncular var. Yine bu sefer deplasman Hatay'a gidilecek. Takıma da alışıyor yavaş yavaş Recep Hoca. Yeni transferler de yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Çünkü baktığımızda Rize Spor karşılaşmasında Bauken oyuna girdi. Julian Jenvir oyuna girdi. Son dakikalarda az süre de alsa Hasan Ali Kaldırım da oyuna girdi. Bu oyuncuların da takıma adapte olduğunda, ayak uydurmaya başladığında çok daha güzel, pozitif sonuçlar alınacağını ben düşünüyorum. Nitekim belki bu önümüzdeki Hatayspor karşılaşması da yeni transferlerin maçı olabilecektir diye ben düşünüyorum şahsen. Zaman öyle zaman ki yani hem milli aradaki o boşluğu iyi değerlendirdi. Hem Rizespor'dan güzel bir keyif aldığımız bir maç oldu. Hatayspor'u da Kayserispor'un devireceğinden niye endişe edelim ki? Tabii. Yapabilecek güce sahipler ya. Söylüyoruz ya. Defalarca söyleyelim ya. Mutlu olalım ya. Kazandı diye alkış yapalım ya. Yazalım, çizelim, konuşalım. Birbirimize diyelim ya Kayserispor işte şöyle oynadı. Sen ona söyle, o ona söylesin. Öyle ya, bir hava var yani zaten. Yani bu hava var. Güç var, kuvvet var, birlik ve beraberlik var. Yönetim de sağ olsunlar işte destek veriyor. Bu şehrin takımını, her şeysini yapıyor. Daha ne olsun yani. Tabii. Benim temennim Kayserispor'un hiç olmazsa bir puanla Kayseri şehrine dönmeleridir. Ki kendi evinde kazanmış, o ivmeyi yakalamak üzere olan bir Kayserispor var. Önümüzdeki maçta da Hatayspor karşılaşmasında da puan ya da puanlarla o ivmeyi ben sürdüreceğini düşünüyorum. Faruk Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Yani bu hafta Kayserispor'un Rize'de Rizespor'u 3-0 yenmesini, 3-1 yenmesini konu aldık. Güzel bir karşılaşmaydı. Oyuncular alışıyor, Recep Hoca alışıyor. Artık yeni ivmeyi Hatayspor karşılaşmasında da devam ettirmesini öngörüyoruz, umut ediyoruz diyelim. Sporkolik yine aynı saatinde, kendi gününde, kendi saatinde haftaya karşınızda olacak efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.